Hocam. Selam, hayırlı günler. Teşekkür ederim. Hocam, size bir sorumuz vardı. Bir arkadaşlar da soru sordular. Evet. Bir dedim size bir soralım. Şeydir yani bu Hazreti İsa'nın ölü diriltmesi. Ali İmran 49. ayetine geçen Hazreti evet. İsa'nın mucizeleri kaç adettir? Alaca körleri iyileştirir. Dünyası karanlık olan körleri, amaları, kör demeyelim, amaları iyileştirir. Hastaları iyileştirir, ölüleri diriltir. Çamurdan bir hayvan şekli yapar, o hayvanı Allah'ın izniyle ister. Hayvanı üfler, ruh verir. Hani burada bir mecazi anlamı yok mu? Yok. Şimdi burada hem mecazi manası, şimdi Arapça öyle bir dildi ki kelimelerin çok manası var. Şimdi peygamberlerin mucizeleri üzerinden bize bir gönderme var. Biz peygamberlerin mucizelerini yerine getiremezsek bile benzerlerini yapabiliriz teknolojiyle. Evet. Bugün bakarsa teknoloji de bir mucizedir. Doğru. Ama bunu yapan insandır. Ama o ilhamı veren Allah'tır. Doğru. Yani bugün benzerleri olur yani. Bugün tıbbın çok ilerlemesi. Mesela hocam, bazı imamlar diyor ki Musa denizi yarmadı. Yılın bir ölümünde bu deniz çekilince orada bir yol açılıyordu. Musa bunu tahmin ederek kavmini kurtardı. Yok yok yok, bu yanlıştır. Yok. Allah Kur'an'da Neml 12. ayetinde İsra 101'de diyor ki Musa'ya 9 büyük ayet verdik. Ayet. Evet. Ayet. Şimdi o mucizelerin benzerlerini bugün bilim yapabilir ama bizim için mucize olmuyor. Çünkü Allah kalbe ilham eden Allah'tır. Allah kalbe ilham etmeseydi ne Nikola Tesla, ne Einstein, Albert Einstein, ne de diğer bizim İslam alimlerimiz hiçbir tanesini bulamazlardı. Mucizenin birkaç anlamı da vardır herhalde, değil mi Arapçada? Çünkü Kur'an'da ayettir. Mucize yazmıyor Kur'an'da. Alamet anlamına mı gelir? Tabii alamettir. Allah'ın büyüklüğünün alameti. Diyorsa bir Allah bir kafirin eliyle bile bir lütuf, mucize yaratır. Ama o kafirin doğru yolda olduğu manasına gelmez. Mesela Efendimiz diyor ya, Allah bir fasıkın eliyle bile bu dini yüceltir. Mesela hocam, bir münafıkın, evet. Bir kafirin eliyle yüceltir. O münafıkın, kafirin, fasıkın iyi olduğu manasına gelmez. Doğru hocam. Bazı alimler diyor ki İsa aslında insanları diriltti ama bunu ruhen yaptı. Yani mesela onların ölmüş olan duygularını diriltti. Yani... Yok. Şimdi hem madden hem manen. Peygamberler toplumun önderleri, serok ve serverleri, ileri gelenleri olduğu için bu hem maddendir hem manendir. Bütünsellik olaraktır mesela. Tek bu şekilde düşünmeyeceğiz. Yani şimdi kimleri kalkıp peygamberden mucizelerini bile basitleşiyor, küçükleşiyor. Bunlar sıkıntıdır ha. Çünkü mesela peygamberimizin de en büyük mucizesi Kur'an'dır. Ankebut evet. 51'de geçiyor. Ya Kur'an onlara yetmiyor mu evet. Mucize olarak? Kur'an en büyük mucizedir. Aslında müşrikler ne dedi? Bize mucize getirmen lazım. Mekke'de evet. Rivayetlere göre peygamberimiz doğusunu Allah bilir rivayetler. Kur'an gibi mutlak doğru değil ama 3 tane mucize var. Ayın ikiye bölünmesi, o akşam karanlıkta oldu. Tüm müşrikler görmedi. Bir kısım müşrikler şahit oldu, bir kısmı şahit olmadı. İkinci mucize bir ağacın çağrılması, kökünden kopup Efendimiz'in yanına gelmesi. 3 bir çocuğun babasını diriltmesi. Mekke'deki mucize 3'tür. Ama Medine'deki mucizeler 40-50 tane, 60 tane yakın mucize var. Onlar sahabenin imanlarının artması için mucize göstermiş. Yani Kur'an kadar en büyük mucize olmasa da yüksek ileri derecede mucize. Çünkü mucizenin de 3 çeşidi var. Şimdi bazı alimler diyor ki bu ayın bir yarılması olayı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki dönemde bazı, şimdi şey dediler ya, bize şey getir, bize belirli bir mucize getirirsen senin kitabına inanırız. Diyorlar ki bazı bilen sahabeler bunu bilerek bunu uydurdular. Yani mesela böyle bir yarılma yok, olayı bu, yok. Bu hadislerde geçiyor. Bir an önce söyledim ya. Rivayetten gerçek olup olmaması olayı. Rivayette söyledim. Bak ayın yarılması, Kur'an'da ay yarıldı. Kamer suresinde. Şimdi adam diyor ki hocam bu yok, o kıyamet alametidir. Ya o Arapça bir kelimenin 100 tane manası var. Tek bir kelime oraya girme. Yani hem peygamberimizin ayı yarması olayı var, hem kıyamet günü ayın kopup parçalanması var. Çünkü bizim ay da, bizim şu yuvarlak ay ortalama 384 bin normalde kilometre uzaktır. Bazen 365'e, bazen 405'e gelen ay şeydir, farklı bir gezegenin daha bizim dünyamız oluşmadan önce gelip dünyamıza çarpması ve çarpmasından dolayı küçük belli bir bölüm oluşmasına oluşuyor. Yani ay da dünyamızın bir parçasıydı eskiden. Evet. Bir gezegen geldi dünyamıza çarptı. O ya. Çarpmasından dolayı belli bir kütle ikiye bölündü. Oluştu. Yok, ikiye bölünmedi. Eğer fazla çarpsa dünyamız yok olacaktı. Evet. Tabiri caizse, sen nasıl satan söyleyeyim.
Şimdi bir daire bir top olsaydı, evet, yuvarlak bir daire diyen ki bu dünyamızdır. Bu dönüyor dönüyor, başka bir gezegen gelip şu topun üst tarafına dünyamıza çarpıyor. Eğer evet, alttan çarpsaydı hepimiz yok olacaktık. Dünyamızın üstüne çarpmasından dolayı o belli bir yarık, belli bir hacim, kütle bir dairesel alan oluşuyor. O dairesel alandan ay oluşuyor yani. Efendimiz bizzatihi NASA'nın doğusunu Allah böyle bir misal aşma göre ayın hâde bir çizgilik var. Bu, Kur'an-ı Kerim bize emanet edilmiş değil mi? Okumamız gerekiyor. Niye bazı alimler mesela bir Kur'an-ı Kerim'in ayetini farklı bir tefsir yapıyor, diğeri farklı bir tefsir yapınca bu zenginliktir. Ama bu bazı sıkıntılar da çıkarıyor. Yok, sıkıntı çıkarmıyor. Bak, bazen bir problemin 10 tane farklı çözüş yöntemi var. Herkes kendi fikrini de katabiliyor burada. Bak, bu sıkıntı değil mi hocam? Yok, bu sıkıntı bu rahatsızlığa rahmettir. Arapçanın zenginliğindendir. Tüm ağaçlar, kalem, denizler, mürekkep, yeri deniz ona kalsın alanın su tükenmez. Şimdi Arapça bir kelimenin 1000 tane manası varsa 1000 tane farklı yorumu var. Bu zenginliktir. Bir örnek vereyim. Kur'an'ı bir havuz düşün, çeşmeleri de fikir düşün. Bak, o fikirlerin hepsi bir havuzun içinde, o çeşmelerin hepsi, çeşmeden gelen sular havuzdan geliyor. Hocam, zenginliktir. Benim anlatmak istediğim şey, bugün Şia var. Şia'da mesela bu Muta nikahını, Kur'an'a göre Nisa suresinde kendine diyor ki biz parayı veririz, istediğimizi yaparız diyor. Şimdi mesela Nisa suresinde geçen belli bir zaman içindi. Ama bu sıkıntı değil mi diyor? Yok, Efendimiz Aleyhisselam Hayber fethinden sonra yanlış değilsem Muta nikahını ve ehil eşek etinin yenilmesini yasakladı. Tamam, ben demek istediğim şey bu Şia, Sünni dediğim şey vardır ya. Bunlar rahmet olmaz. Şia bak. Ben anlatmak istediğim şey budur. Yani bir Kur'an varsa bu kadar farklı şey ne var? Şimdi farklı. Bak, bazen bir sorunun 10 farklı yöntemi var. Bazen soruların yanlış çözüş yöntemi var. Kur'an'lara. Şia'nın 2-3 fırkatı el-i sünnet ve cemaata yakındır. Diğerleri sapkınlığa etmiş. Allah onları hidayet eylesin. Ama niye böyle oluyor mesela? Bu bir Kur'an'dan bir ayet varsa. Nefisten. Normaldir. Kimi bak, Allah Kur'an'da söylüyor. Siz bağı yüzünden paçalandınız. Bağı. Bağı. Bağı nedir? Bağı şundan. Haksızlık etmek. Hakka saldırı. Payına razı olmayıp başkasının malına canınıza gözü dikmek. Şianın parçalanması siyasidir. Dini kendi çıkarlarına alet edilmeleridir. Ben demek istediğim şey bu. O ayrı. Şimdi bak, havuzdan gelen çeşme ayrıdır. Havuzun dışından gelen çeşme ayrıdır. Şia, şimdi el-i sünnet ve cemaat bir fırkadır. Şimdi Şia'nın dediği şey, Hazreti Ali'nin evine saldırıyormuş, eşi orada yaralanmış. Yok. Hani bu satana dağılır. Şia'nın az bir kısmı doğru yoldadır. Çoğu kısmı sapatmış, Allah onları hidayet eylesin. El-i sünnet ve cemaat ne kadar bazı yanlışlıklar olsa bile diğer fırkadan daha iyidir. Şia'yı biliyoruz kardeşim. Anlatma Şia'yı bir yer. Hangi? Şia en iyi beti kendi çıkarlarına alet ediyor. Hep Osmanlı'ya hainlik yapmış. Ha Şia, ha İranlılar, ha Acemler. Hep Osmanlı'ya hainlik. Hainlik, Selçuklu, Osmanlı hep hainliklerinde başka bir şey yok. Bu şeydir, Emevilerin yaptığı İslam'a yanlışları yok muydu hani bu? İşte Emevileri biz de taassup etmiyoruz, taassup etmiyoruz. Çünkü put vardı onların saraylarında, var, mesela Emevileri, ilişkileri vardı, zinası vardı. Emevileri biz de kabul etmiyoruz. Şimdi Emevileri kalkıp İslam'la gülme. Hazreti Muhammed'in bir hadisi var Aleyhisselam. İslam 30 yıl ayakta duracak, 30 yıldan sonra saltanata dönüşecek. Emevi İslam değil, saltanattır. İslam'ı saltanata karıştırma. 30 yıl ayakta kaldı. Hazreti Ali'nin zaten o şeyin 4 halifenin şehit olmasına sonra benim 30 yıl tamamlandı. Onlar İslam'ı simgelemez. Emevi İslam'ı simgelemez. Emevi taassuptur. O yüzden Emevi'yi kalkıp ama İslam'da şey yapmayacak. Ama şeydir, 70 sene diyorlar hüküm sürmüş. Kim? Babadan oğula gitmiş, onların hükümdarı. Hazreti Muhammed diyor ki İslamiyet 30 yıl ayakta kalacak. 4 halifenin vefat edişinden veya şehit 4 halifenin şehit oluşundan sonra 30 yıl tamamlandı. O artık dini bağlamıyor. Çünkü Allah Kur'an'da saltanatı emretmiyor. Marifettir, yetenektir. Peygamberleri Allah seçer. Hazreti Mehdi'yi Allah seçer. Şimdi bir insan emeğiyle çalışarak peygamber olamaz. Bir insanın çalışarak Hazreti Mehdi olamaz. Ama çalışarak veli evliya olabilir. Öyle mesela. O zaman bu veli tekil evliya çok olur. Peygamberlerin mucizeleri aslında vardı yani, bu denizin yarım var bizzat yani. Var. Bugün o gelgit olayı, o bazı bilimsel olaylar onların benzerleridir, aynısı değildir.